Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Seren farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum.
my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum! Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs İş Dünyası'nın öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Sayın hocalarım, değerli basın mensupları ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen Diksiyon ve Etkili Konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tek heceli olan yer adları asla ve asla üzerine vurgu çekmez. Son derece düzdür. Kaş, Van, Muş. Herhangi bir vurgu alıyor mu? Ama Muş deyince Muş'u anlıyoruz. Muş falan yapıyor muyuz? Kaş yapıyor muyuz? Yapmıyoruz öyle şeyler. Van falan demiyoruz herhalde. Van, Van'dır. Kaş, Kaş'tır. Muş, Muş'tur. Ahmet çok yalnız. Vurgu nerede? Ahmet çok yalnız. Nız da vurgu. Yalnız o geldi. Yalnız o geldi. Bunu yazabilirim sevgili dostlar. Her iki yalnızda da vurgunun yerini gösterebilir misiniz bana? Ahmet çok yalnızda. Vurgu nerede? Ahmet çok yalnızda vurgu nerede sevgili dostlar? Teker teker konuşacak ve örnekler verecek olursak sevinirim. Lütfen, lütfen buyurun. Ahmet çok yalnız, yani yalda. Yalda dedi arkadaşımız, yani şurada. Siz? Siz nızda dediniz. Yalda diyenler el kaldırabilir mi lütfen? Nız diyenler? Teşekkür ediyorum. Pekala, ikinci cümlede. Lütfen söyleyiniz. Yalda. Yalda diyenler, nızda diyenler, iki tane.
aradaki farkı yakalayabildik galiba. Bu konuda belirli bir açıklama isteyen sevgili dostumuz var mı? Yalnız o geldi. Ahmet çok yalnız. Küçük bir örnek daha vermek istiyorum. Burada cümleyi nasıl kurmuşum? Fark etmez. Vurgunun yerini bana söyleyecek ya da söylemek isteyen arkadaşlarım var mı? Her iki cümlede de olduğu gibi. Bir el kaldıran var. Buyurun. Burada diyorsunuz vurgu. Her iki sözcüğü ayrı ayrı vurgulayınız. Kararsız arkadaşımız. Lütfen siz. Evet siz. Evet. Bir de siz. Altındakinde. Lütfen buyurun. Yani şurada dediniz, bir de burada dediniz. Doğru algıladım değil mi? Pekala, farklı görüşü olan sevgili arkadaşım, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Tonluyorum arkadaşlar. Elindeki güldü. Bir cisim. Elindeki güldü. Tatlı tatlı güldü. Tebessüm etti. Güldü. Dün birazcık sözünü etmiştim sevgili dostlar. Çok önemli olan. Şimdi benim 46 saat içerisinde vermiş olduğum diksiyon ve etkili konuşma derslerini 6 saatin içerisine sıkıştırmak isterseniz sizlere çok önemli bilgileri aktarmaktan başka çıkar yolunun olmadığını siz de takdir edersiniz diye düşünüyorum. Bunun için ayrıca hoşgörünüze de sığınıyorum ve beni hoş gördüğünüzü veya da göreceğinizi düşünüyorum. Ama bu vereceğim bilgilerde gerçekten günlük konuşmamızda, Türkçeyi değerlendirmemizde son derece önemli olan bilgiler. Bunları seçmek durumundaydım. Bilmeniz gereken var ki, dün de sözüne etmiştim. J sesi tam Türkçe bir ses değildir arkadaşlar. Ama kullandığımız seslerden, yani harflerden bir tanesidir. J ile başlayan Türkçe herhangi bir kelime yok. Örnek verecek olursak, dün saymıştık zaten. Jilet, jest, jant, Japon gibi. Başka? Jale gibi sözcükler. Ama bütün bunları Türkçemizde eğer şöyle tonlayacak olursak, seslendirecek olursak bu da doğru değil. Jilet. Jest. Jant. Japon. Cigara, sigaradan dönüşen bir argo tanımlamadır. J ile alakalı değil. Jeton dersek yanlış olur ama jeton tabii ki J ile yazılan bir sözcük fakat Türkçe değil. Jandarma doğrusu o da Türkçe değil. Jale de Türkçe değil. Jale demeyiz. Jandarma demeyiz.
Bu J'lerin C'leşmesi gibi Türkçe'de bir yanlış tonlama söz konusu. O yüzden hatırlatıyorum ama zaten hepiniz de tebessümle karşıladığınıza göre ve de abuk sabuk falan bir söyleyiş tarzı olarak nitelediğinize göre teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili dostlar, Türkçe'de, Türkçe sözcüklerde, Türkçenin aslında başta olmayacak olan sesleri, harfleri söyleyeyim. C ile başlayan Türkçe bir sözcük yoktur. Yumuşak G ile zaten herhangi bir sözcük başlamaz biliyorsunuz. M, N, L, V, R, Z harfleriyle başlayan Türkçe sözcük yoktur. Bu ünsüzlerle Türkçe'de herhangi bir sözcük başlamaz. Ama asıl Türkçeden söz ediyorum. Bir de ses taklitleri söz konusudur. Bu ses taklitlerine de küçük örnekler vermek istiyorum sizlere. Nedir taklitler? Cıvıl cıvıl. İşte civ civ, civcivliyor. Civ 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 civ, civ. Lıkır lıkır, löp löp yuttu. Lıkır lıkır içti. Sonra bir kedi sesinden söz ederken ne deriz? Kediler ne yapar? Sanki bir kelimedir değil mi bu? Hayır, kelime değil aslında bu. Yani bir harfler bütünü olarak bir kelime olarak ortaya çıkıyor ama kediler ne yapar? Miyavlar. Yani bu bir ses taklitidir. İşte miyav der anlamında kullanıyoruz miyavlamayı. Mışıl mışıl uyudu falan deriz. İşte rap rap yürüdü, vızıldıyor, vızda vızız falan işte miyav der gibi. İşte vıdı 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 konuştu deriz. İşte damarım kanım kanım damarımda zonkluyor, damarım zonkladı deriz. İşte zangır zangır titredi gibi bir tanımlamamız vardır. Bunlar aslında ses taklitlerinden başka bir şey değildir. Yani kelime haline dönüşmüştür yazılırken ama anlamlı bir kelime değildir. Ses taklitidir sevgili arkadaşlar. Yumuşak G, K ve H sözünün yumuşamasından oluşmuştur. Asla ve asla zaten kelime başında yer almayacağını hepimiz biliyoruz. Fakat okunmaz. Bunu lütfen dikkatle not alınız. Yüreğinize not alınız, beyninize not alınız, kağıdınıza kaleminizle not almak isterseniz sizin tercihinizdir. Yumuşak G kendinden önce gelen ünlü sesi yarım ses uzatır. Bazı hallerde de düşer, V'ye dönüşür. Dövmek, sövmek haline. İşte soğan gibi. Değil mi? Dövmek artık V ile de yazılıyor. Ama aslı nedir arkadaşlar? Yumuşak G ile yazılmasıdır değil mi? Kelimenin aslı. Dövmek. Sövmek. Artık V ile de yazılıyor şimdi. Yumuşak G iledir. Ama yumuşak G bu üç kelimede ve buna benzer kelimelerin bazılarında V'ye dönüşür. V'ye dönüştüğü için de söylene söylene artık V ile yazılmaya başlanmıştır. Dövmek halindedir. Doğru söylenişi asıl yazılışı dövmektir. Tonlamada bu hale gelmiştir. Ama bunun dışındaki bütün yumuşak G'ler kendinden önce gelen sesi yarım ses uzatır ve kendisi düşer. Küçüklüğünüzden bu yana anneciğiniz ya da babacığınızın talebiyle bakkala yoğurt almaya gidersiniz. Hiçbiriniz bakkal amcaya veya oradaki tezgahtaki birine hanımefendi veyahut da beyefendi yoğurt dediniz mi?
Efendim? Harika. Yumuşak G. Lütfen hiçbir yumuşak G'yi okumayınız sevgili dostlar. Konuşurken hiçbir yumuşak G'yi yumuşak G halinde zaten kullanmıyorsunuz. Ama kullanmamaya da çalışınız. Bazı öğretmenlere dikkat ediniz. Özellikle ilkokul öğretmenlerine. Onun için deriz ki biz eğitim fakültelerinde mutlaka ve mutlaka diksiyon dersleri verilmeli. Konuşma eğitimi dersleri diyebiliriz bütün bunlara. Çocuktan konuşurken, öğrencisiyle konuşurken son derece rahattır. Bütün yumuşak G'leri söylemez. Ama çocuğa bir şiir okutmaya kalkar. Çocuk yağmur yağdı işte falan diye başlar şiir okumaya. Hayır hayır oğlum ya da kızım. Tekrar oku bakayım. Yağmur yağdı öğretmenim, öğretmenim. Hayır. Bunu birçoklarımız ilkokuldayken yaşamıştır. Bir metin okurken, bu bir şiir olabilir veyahut da bir metin olabilir, öğretmenlerimiz okuturken orada yumuşak G'leri mutlaka kendisi örnek olarak okumuş ve çoğu zaman da okutmuştur. Yumuşak G asla ve asla okunmaz. Kendinden önce gelen ünlüyü yarım ses uzatır. Bazı hallerde de V'ye dönüşür. Bu kuralı hiçbir zaman için unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ve mutlaka ve mutlaka uyalım. Teşekkür ederim. Yine Türkçe'de sonda bulunmayan seslere dikkat edelim. Bütün bunları niçin söylüyorum? Eğer bir sözcüğü Türkçe olup olmadığını algılamak ve onu araştırmak istiyorsanız pratik yollardır. Türkçe'de asla ve asla sonda B, C, D, G ve yumuşak G. Zaten yumuşak G'nin başta ya da sonda olmasının pek bir anlamı yok. Ama literatürde bu böyle geçiyor. B, C, D, G ve yumuşak G asla ve asla Türkçe sözcüklerin sonunda bulunmaz. Bazı ünlü sesler çift yazılır. Buna Türkçe değildir şimdi yapacağım tanımlama ama dilimize o şekilde geçmiş ve bu şekilde de kullanılmakta diksiyon derslerinde. Diksiyon da Türkçe değil zaten. Diftong diyoruz. İki ünlünün yan yana gelmesi. Saat, maaş, faiz, tabiat. Y ile yok burada. İ'nin hafif A ile arasında hafif bir Y oluşturması gibi. Sual, dua, faaliyet, naaş, düet, muaf, müracaat. Fakat tonlamamda dikkat ettiniz mi sevgili dostlar? Bazı sözcükleri okurken harfleri uzatmadım ama ayrı ayrı vurguluyormuşçasına sanki yukarıda küçük bir virgül varmış gibi tonladım. Müracaat. Muafta yok öyle bir şey. Maaş. Naaş. Naaşta olduğu gibi. Naat olduğu gibi. Ama tabiatta öyle bir şey yok. Ama suare mi? Suare mi? Suare. Sual. Sual değil, değil mi? Sual dersek sanki gizli bir Y varmış gibi. Ama bir de şöyle. Hangisini tercih edersiniz sevgili dostlar? Alttaki değil mi? Teşekkür ediyorum. Anlatımda son derece önemli olan bazı vurgulardan söz edeceğim. Bütün bunları not almak isteyen sevgili arkadaşlarım varsa not alabilirler ama şart değil. Şart değil.
özensiz ve tez konuşmadan kaynaklanan bozuk tonlamalardan söz edeceğim. Bir dakika. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Galatasaraylı mısınız? Beşiktaş'ta olan yok mu? Bence hiç yok aramızda. Beşiktaşlı olanlar var. Beşiktaşlı olanlar var ama hiç Beşiktaşlı olan yok. Galatasaraylı olan hiç kimse yok. Birinize kak oradan desem. Neyi kakarsınız? Kalk oradan. Kapıyı kilitlediniz mi? Çok teşekkür ediyorum. Bugün gazete okuyan var mı aranızda? Yakaladınız artık. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendiler yakaladılar galiba. Biz öncelik tanıyoruz bayanlar ama. Siz beyefendiler mi? Beyefendiler. Hangi üniversitedesiniz? Üniversite. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda belirli rahatsızlıklarından dolayı ameliyat olan var mı? Şemsiyesini yanında getiren arkadaşımız. Telefonu şarj edilmemiş olan arkadaş var mı? Sondaki harfi söyler misiniz? Z. J. Teşekkür ederim. Şarj. J. J. Şarj diye bir şey yok. Yanlış. Hayır. Siz kızınız lütfen bundan sonra. Dileyen Türk Dil Kurumu'na da sorabilir. Dileyen dilediği araştırmayı da yapabilir. Doğrusu şarjdır. Kelime Türkçe değildir. Kelimenin alınmış olduğu dilden de bu sözcüğü kontrol edebilir dileyen arkadaşımız. Bunu lütfen unutmayınız siz sevgili arkadaşım. Türkçe değildir sözcük. Sözcüğün alınmış olduğu dilden de kontrol edilebilir. Doğrusu şarj. Bravo, onu da gösterebilirsiniz. Bu da son derece güzel bir davranış biçimi. Pekala. Ahçıların başarısı konusunda ne düşünüyorsunuz? En çok kullanılan yanlışlardan bir tanesi bu sevgili dostlar. Hiçbir mutfakta, hiçbir yemekhanede ahçı yoktur. Televizyon ekranlarına bakınız. Ahçı yazar bazıları. Bazı ünlü aşçılarımız kendinden söz ederken ahçı olarak söz eder. Ve aşçılardan söz ederken bazı ahçılar vardır ki der. Bazı alt yazılarda geçer ahçı olarak ekranlarda. Ahçı da vardır. Ama kimdir? Bravo. Ah çeken, ah eden kimse de ahçıdır. Ve Anadolu'da, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ahçılar vardır. Belirli matem dönemlerinde, matem evlerine, işte cenazelerden sonra veyahut da bilmem çok üzücü geçmiş olaylardan sonra o ahçılar çağrılır. Onlar ah
ederler. Ah etmek denilir onların yaptıklarına. Ama hiçbiri girip mutfakta yemek yapmaz. Aşçı yaptığı eylem, işin adı aş. Dolayısıyla da kendisi aşçı. Bu konuya lütfen dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü artık ekranlarımızda da, tekrar ediyorum, aşçı yazıyor. Ve orada konuşan ünlü aşçılarımız kendilerinden, mesleklerinden aşçılık olarak söz ediyor. Lütfen aşçı, aş yapan insan. Belirli yaralarına ya da kozmetikte belirli makyajlarına merhem süren arkadaşlarımız vardır herhalde, değil mi? Merhem süren var, değil mi? Merhem. Teşekkür ederim. Pekala. Ahçıların gitmiş olduğu evdeki, ahçıların gitmiş olduğu evdeki ah olaylarına siz şefkat gösterirsiniz herhalde, değil mi? Lütfen tekrar ediniz. F ile. Çok teşekkür ediyorum. Şefkat. Şefkat değil. Şefkat. Herkesin bir sefer... Herkes. Herkes değil. Kez defa anlamındadır. Herkes dersek her defasında, her defa anlamında kullanmış oluruz. Herkes. Radyo artık kullanılmıyor. Eskiden kullanılıyordu ama radyo kullanılıyor, değil mi? Radyonuz var mı? Radyonuz yani. Radyo eskidendi. İlk, yani 1920'lerde, 1930'larda çok fazla kullanılıyordu. Kelimenin alınmış olduğu dilden yazılışı da zaten radyodur. Ve de radyo şeklindeydi. Ama kelime Türkçeleştirilince İ-Y'ye dönüştü. İşte bakınız Türkçenin bu konudaki hoşgörüsüne. Keşke... Kompüter denmesi yerine bilgisayar denmesinin güzelliği gibi radyoya da televizyona da, mesela Almanlar televizyona televizyon falan filan demiyorlar biliyorsunuz. Onlar kendileri tanımlıyorlar. Son derece güzel bir şey. Bütün dünya televizyon diyor artık ama Almanlar demiyor. Biz de yerine Türkçe o sözcükler girerken Türkçe karşılıkları yerleştirmiş olsaydık. Bunda başarılı olduklarımız oldu. Ve ne kadar güzel. Hiçbirimiz itiraz edemeyiz artık, değil mi? Bilgisayar. Bilgisayar ilk işte çıktığı dönemlerde, teknoloji dünyasında adından ve kendisinden çok söz ettirildiği dönemde, Türkçe'de de bizler kompüter diye artık yavaş yavaş öğrenmeye, algılamaya başlamıştık. Ama şimdi bilgisayar diyoruz. Ne kadar güzel. Keşke bilgisayar gibi, havaalanı gibi bu üretimler zamanında, anında, yani çabucak üretilebilse, önerilse ve kullanılsa da biz işte başka sözcükler, onun yerine yabancı dillerden aldığımız sözcükler kullanmak zorunda kalmasak. Ama teknoloji gelişiyor, değişiyor. Bu konuda itiraz edenler var sevgili dostlar. İşte bütün dünya artık öyle kabul ediyor kardeşim. Bütün dünyanın kabul ettiği şeyi. Şimdi benim karşıma çıkıyor adam kompüterden söz ediyor. Yani ben şimdi ona bilgisayar dedim, ne anlayacak? Ama kompüter deyince o da anlıyor gibi konuşan arkadaşlarımız var.
Katılıyor musunuz? Yani pis diyor. Apron diyor. Yani airport. Birçok tanımlamalar var. Sanki dünyanın herhangi bir tarafına gidip orada işte biz Türkçe konuşacağız ve Türkçe sözcüklerle söyleyeceğiz de karşımızdaki anlamayacakmış gibi. Hayır, zaten siz bir İngilizce konuşurken yani bilgisayara bilgisayar demiyorsunuz, computer diyorsunuz. Ama Türkçemizde bunu, Türkçe'de de adı o olsun, ne olur zaten bütün dünya o şekilde kullanıyor gibi düşünen, konuşan insanlar maalesef sayıca da az değil, çoğunlukta değiller ama kendi içlerinde de sayıca az değiller. Bu konuda sizin savununuz son derece, önce anlayışınız, önce kabulünüz, daha sonra da savunmanız son derece önemli sevgili dostlar. Bu konuyu eğer ihmal etmeyecek olursanız dilimiz adına öncelikle bendeniz size yakın ve sevgiyle dolu bir insan olarak teşekkür ederim. Ayrıca dilimiz kendisi zaten çok teşekkür edecektir. Bu konuda hanımefendiler mi yoksa hanımefendiler mi daha dikkatli olacaktır? Hanımefendiler daha dikkatli olacak. Çünkü belirli bir üniversite öğrencileri kendileri, üniversite mensupları, öyle değil mi? Üniversite. Çok teşekkür ediyorum efendim. S ıslıklamasından ve kekemelikten, glamalardan ve de gevşeklikten, atlamalardan söz etmek istemiyorum. Çünkü çok özel bir anlatım. Bu konuda sorusu olan sevgili arkadaşım, sevgili dostum varsa kekemelik ve glama üzerinde ıslıklama, seleme, ıslıklama, geleme, glama ve kekemelik üzerine sorusu olan arkadaşım varsa soruyu şimdi alabilirim ve de tartışabiliriz. Sorusu olan yok. Teşekkür ederim. Konuşma hızımız üzerine birkaç söz söylemek istiyorum sevgili dostlar. Dakikada 125 ila 175 sözcük kullanım hızı anlatım tarzına, anlatımımızın anlamına, ona kazandırmak istediğimiz anlama göre normal bir hızdır. Demek ki bir dakika içerisinde kaç kelime kullanmak durumundayız? 125 ila. Bir de şunu unutmayın. Kelimenin uzunluğu ve kısalığı ne olursa olsun. Yani bu da bir kelime değil mi? Ve. Ama Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız da bir kelime? Olsun. Biz saniyede iki kelime diyeceğiz. Çünkü bütün kelimeler aynı harf sayısında, aynı hece sayısında değildir. Ortalama. Dolayısıyla 60 saniyede 120 kelimelik, 125 kelimelik bir cümle, pardon, bir metin değerlendirmiş olabiliriz. Bu çok özel anlatımlar gerektiren konuşmalarda tonlamamı ağırlaştırdığımın farkındasınız. 175 kelimeye kadar çıkabilir. Ama normal bir konuşma yapıyorsak, normal bir konuşma içerisinde bu şekilde bir tonlamayla eğer anlatımımızı sürdürüyor ve sohbetimizi sürdürüyorsak, süratimi yakaladınız. Bu 120-125 dakikada 120-125 kelimelik. Bu konuda artık biz öylesine ustalaştık ki sevgili dostlar. Şöyle bir metne bakıyorsunuz, mikrofonunuz açık, karşınızda her stüdyoda zaten saniyeler sürekli akmaktadır ve biz saniyelerle yarışmaktayız. Şöyle bir bakarsınız, 54. saniyede cümleyi bitirmeniz gerekebilir, metni bitirmeniz gerekir. Neden? Çünkü 54. saniyede saat başının birinci pipi devreye girer. 6 sefer pip vurur ve saat başında işte saat 11 ya da 12 demek durumundasınız o sırada. Ona göre ayarlarsınız.
Bunu ayarlamayı yapmak için, şimdi vaktim az kaldı, hemen hızlanayım. Okuyayım falan veyahut da epey vaktim var, elimdeki metin de son derece az kaldı, bunu böyle yavaş yavaş da okuyayım gibi bir tarza tavra da mikrofonda giremezsiniz herhalde, öyle değil mi? Ona göre ayarlarsınız. Metne şöyle bir bakarsınız, kaç kelimelik olduğunu pat diye çıkartırsınız. Tonlamanızı ayarlarsınız. Bir de tonlamanızı içeriğe göre, metnin içeriğine göre de ayarlamak durumundasınız. Oradaki sinirli sözcükler veyahut orada bilmem duygusal anlatımlar, orada işte heyecan ifadeleri, oradaki son derece ciddi açıklamalar veyahut da bir bürokratın açıklamaları söz konusu olabilir. Bütün bunları da ona göre tonlamak durumundasınız. Bunun içerisinde sadece sürat değil, vurgu ve sürat de son derece geçerlidir. Hece uzunluklarına geçtiğimiz zaman adet ne anlamda? Çok teşekkür ederim. Adet, gelenek, görenek. Bakın burada bir A uzaması aynı yazılımda, aynı kelimede, aynı seslerden, harflerden oluşan kelimede hemen anlamı değiştirebiliyor. Hala, babanın kız kardeşi veyahut da ablası. Hala. Çok teşekkür ederim. Tek sözcüklerde yumuşak Y değerlendirmesine küçük örnek vermek istiyorum. Az önce anlattım. Da. 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 A'yı 1,5 ses haline getiriyorum. Bu dağda. İki tane daha kullanıyorum burada. Ama birinde A 1,5 ses, diğerinde tek ses. Birisi D dağ anlamındaki takı, diğeri bir sözcük, isim. Yiğit. Yiğit. Bakın burada bir de yumuşak G'den sonra İ var. Yumuşak G'yi düşürdüğümüz zaman yumuşak G'den önceki İ'yi 1,5 ses yaparsak, yumuşak G'den sonraki İ de var bir de. Oldu 2,5 ses. 2,5 sesli İ çıkartalım şimdi. İ-t gibi bir şey çıkacak değil mi? Hayır, değil. Burada eğer yumuşak G'den sonra da aynı sözcük varsa, birinci sesi 1,5 ses uzatmanız yeterli sadece. Yiğit. Yiğit. Peki hala yumuşak G'den sonra gelen sözcük eğer ünlü değilse. Çok güzel. Doğrusu, doğru tonlayınız lütfen. Ki çok yakın tonladınız. Yağmur. 1,5 ses. A'yı 1,5 ses yapmak yeterli. Yağmur. Yağmur demeyiz herhalde değil mi? Yağmur da demeyiz. Yağmur. 1,5 ses. Şimdi bazı cümle örnekleri vereceğim sevgili dostlar. Nerelerde dururuz bir cümlede? Noktadan sonra dururuz. Düz cümle. Değil mi? Şimdi bir reklam dinleyeceksiniz. Ara sözler ve ara tümcelerden sonra da hafif bir es vermek durumundayız. O kadar güzeldi ki karşınızda bir melek duruyor zannederdiniz. Yüzüne bakamazdınız. Karşınızda bir melek duruyor zannederdiniz. Ara tümce, ara açıklama, ara betimleme. Sorular ve yanıtlar arasında durmak durumundayız. Karnın aç mı? Evet dedi. Önemli bir olayı belirtmeden önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada 1918 olayları konusunda Fransa'nın tutumu sert bir dille kınandı.
Hayır, bakın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada es. 1918 olayları konusunda Fransa'nın tutumu önemli olay. Sert bir dille kınandı yapılan eylem. Özellikle vurgulanmak istenen sözlerden önce ve sonra hafif es vermek durumundayız. Şunu bil ki seni çok seviyorum. Şunu bil ki seni çok seviyorum. Karşı ifadeler vurgulanırken, acısıyla tatlısıyla, zoruyla kolayıyla bir yılı geride bıraktık. Başkalarına ait sözlere başladırken ve bitimde, Ulu Önder, bağımsızlık benim karakterimdir diyordu. Ulu Önder, bağımsızlık benim karakterimdir diyordu. Burada bağımsızlık benim karakterimdir, ataya ait bir söz. Ve bağlacı nokta yerini tuttuğu ya da kendinden sonra gelen sözcüklerin anlamını güçlendirdiği zaman. Örnekliyorum, soğuktu ve yağmur çiseliyordu. Soğuktu, es ve yağmur çiseliyordu. Şimdi bunlara bütün örnekleri çoğaltmak, hatta yarım ses, tam ses, iki ses duraklar vermemiz gereken cümle örnekleri vermem de kolay. Küçük bir örnek vereyim size. Yarım ses durma noktası. Ünlemden sonraki her cümle, yine tabii büyük harfle başlar biliyorsunuz, ama her ünlemden sonra yarım ses, yarım nefes durmak durumundayız. Aman Allah'ım, bu ne güzellik. Aman Allah'ım, bu ne güzellik de diyebilirsiniz. Ama ikisinin arasındaki farkı hemen yakalarsınız. Aman Allah'ım, bu ne güzellik. Konuşacaksın. Sana bu son uyarım. Bir daha o adamla konuşmayacaksın. Yarım sesler bunlar. Bir başka örnek veriyorum. Daha abartılı bir örnek veriyorum. Daha ötede aynı lakırtılar, görüşmeler var. Sonra ayak sesleri. Bir lambanın ışığında eski fanilalar giymiş kasketli insanlar, bazılarının ayağında çizme, ağızlarında Rumca bir lakırtı. Kalın hereke kumaşından ceketler, sırtlarına, kollarına geçirilmeden atılmış, balığa gideceklermiş gibi. Şimdi burada bazı esler tek çizgi, yarım nefes, bazı yerde de tam nefes ya da iki nefes kadar durduğumu hissettiniz herhalde. Şimdi bakınız. Yalnız heybelinin sırtında güneşin doğacağını belli eden bir çizgi halinde beyazlık, ondan ötesi heybeli deniz, çamlar, her şey daha zindan gibi karanlık. Hissettiniz değil mi? Bundan sonraki birlikteliğimizde ünlü seslerimize geçeceğiz ve ünlü uyumuna bakacağız sevgili dostlar. Ama bazı küçük örnekler vermek istiyorum size. Aşık, aşık. Katil, katil. Yakaladık mı burayı? Katil, katleden. Kimçi, kim? Katil. Yazılış aynıdır. Bazı televizyon haberlerinde ya da radyo haberlerinde katledenden söz edilir. Ama
herkese katil diyebilir miyiz? Katil diyebilmemiz için ne gerekiyor? Siz biliyorsunuzdur, birkaç kişi görmüştür ama yargının hüküm vermesi gerekiyor. Ancak o zaman katil diyebiliriz. Katil eylemdir ama katille aynen yazılır. İşte bu yüzden de haber okuyucuları, bazı spikerler çok fazla hata yaparlar. Cümlenin içerisinde eylem olarak geçen katil diye okuması gereken katletme eylemi tek başına yazıldığı zaman katildir. Ama ek sözcükler geldiği zaman, eylemsi olarak adlandıracağımız zaman katletme eylemidir. Katil eylemdir. Katil katletme eylemini yapan kişidir. Yazılış aynıdır. Ama katilde eğer letme eylemi olarak ek alınıyorsa katletme, o zaman T ile L arasında i yoktur. Ama tek başına yazılırken katildir. Okunuş aksa. T ile L arasındaki i'yi mecburen dilimiz çıkarıyor. Ama katil. Doğru okunuş. Burada katil derken de T ile L arasındaki i'yi vermemeye çalışsam dahi yine de belirli bir küçük anlamda iyi çıkıyor, değil mi? Çünkü çıkmak zorunda. Ama katletmenin yalın halini kullanıyoruz. Aşık, aşıktan söz ettim. Rakip, rekabet ettiğiniz kişi. Rakip, birinci. Nedir rakip? Rakip, rekabet eden kişi. Rakip nedir? Hayır, ben bunu şaka olarak söyledim size. Değil mi? At kullanıcısı. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor.
kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Seren farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. I love my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs iş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor.